Yeliz Akay'la Sabah Keyfi başlıyor. Hoş geldiniz yayınıma, programıma, kahvaltı masama. Efendim Ekin TV ekranlarından, aslında bugün birazcık hüzünlüyüm. Onu da yiyeceğim Kıvırcık Ali'den dolayı. Ekin TV ekranlarından herkese evet. Günaydınlar, mutlu sabahlar efendim. Yine keyifli, güzel bir program sizleri bekliyor. Dünyaca ünlü astrolog, araştırmacı astrolog Mustafa Kılıç bizlerle birlikte olacak. 2012'de Türkiye'yi, dünyayı, bizleri neler bekliyor? Burç yorumları, başka? Evet. Burç yorumları. İnsan... Notlarınla geldin. Evet. Tabii ki en büyük yaptığım iş Türkiye'de kehanetleri İsim ben yapıyorum. Analizleri, evet. İsim analizlerini ben yapıyorum. Yıldızname ve tarot bilim uzmanıyım zaten. Bu alanda zaten dünya cümle yapmışım. Evet. Kehanetlerim zaten tartışılmaz biliyorsunuz. Evet olaylıydı. Bazı şeyler evet. Olaylıydı. Hepsini konuşacağız programda. Gonca Coşkun bizlerle birlikte olacak. Türkü diyeceğiz. Türkü severler ekran başına diyoruz. Ayla Işıl bizlerle birlikte olacak. O da böyle Türk sanat müziği değil mi Mustafa'cığım? Türk çok sanat güzel. Müziği. Evet. Pop müziğinin ağırlıklı. Hakikaten güzelliğiyle böyle içeride hazırlanıyor. Malumunuz İstanbul trafiğinde değil mi? Birazcık evet. Retarlı geldi. Hemen şöyle bir SMS adreslerimizi hatırlatalım. Ben her gün bir izleyicime çay takımı seti hediye ediyorum. Çok güzel. Evet, o yüzden bol bol bugün SMS bekliyorum. Konuklara. Sizin fanlarınızdan, hayranlarınızdan SMS çok bekliyorum. Hemen hatırlatalım. Ekin yazıyoruz efendim büyük harflerle. Boşluk bırakıyoruz. Mesajımızı yazıyoruz. Adımızı, soyadımızı, elimizi ve telefon numaramızı yazdıktan sonra 3929'a gönderiyoruz. Canlı yayın telefon numaralarımızı da hatırlatalım. Belki sana soruları olacak izleyicilerimiz çok. Vardır. Burçlarla ilgili, burçlarla. İsim analizleriyle ilgili. Alan kodumuzla birlikte 0212 639 97 97 numaralardan canlı canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Ayla Hanım içeride hazırlanıyor. O hazırlanmasına devam etsin. Biz şöyle bir sohbetimize başlayalım. Burçlarla mı başlayalım? Aslında şuradan başlamak istiyorum. Birçok söylediğin kehanetler, Türkiye ile ilgili, sanatçılarla ilgili. Dünya ile ilgili. Hem dünya ile ilgili. İşte seldir, depremdir, evet, felaketlerdir, evet. Tsunami'dir. Birçok şey çıktı. Tabii ki. Öncelikle şuradan başlayalım Mustafa'cığım. Sen kendinde bu hissi ya da bu özel hissi yani her insanda olmaz. Olmaz tabii bunu ki. Bunu nasıl böyle keşfettin? Şimdi bu tabii ki Allah vergisi bir şey. Herkese zaten bunu Allah verseydi herkes çıkar bunu yapıyorum derdi. Çok da büyük bir şeydir bu iş. Cesaret isteyen bir iştir. Hani bunu yaptığın zaman bunun çıkmayacağı zaman... Ne olur sen bitersin yani. Hani atıyor tutmadı falan dedin mi ne olur medyamız bizi bitirir. Tabii. Yani derler ki bu adam bir halk da, boş. Halk tabii. Bir yani önemli olan medyanın içinde bir iş yapıyorsun sonuçta. Tabii. Basın seni rahat bırakmaz hiçbir konuda bitirir yani. Seni de rahat bırakmaz birçok konuda onları da konuşacağız. Doğrudur. Kehanetler dedik hani. Kehanetler zaten bir kehanetim çıktı hemen onu paylaşalım. Sevgili izleyenler Mustafa Kılıç, medyum Mustafa Kılıç, astrolog. Ve araştırmacı. Yaşam koçu, yaşam koçu da diyebiliriz aslında. Evet. Böyle notlarıyla geldi özel. Ve sevgili izleyenler göstermek istiyorum print out değil efendim. Kendisi yazmış. Evet. Kendi elinle kendini yazmışsın bana yani. Bana ait evet. Hani print out değil yani. Değil. Hayır asla. Hepsi hakikaten bak, bir öğrencinin. Direkt bana ait hepsi. Sevgili izleyenler bir öğrencinin dersine çalıştığı gibi tek tek kendi aynen. Elleriyle yani el yazısı yani. Hakikaten paylaşmak istedim bunu. İyi ettin. Teşekkür evet. Ediyoruz Yeliz'ciğim. Şimdi kehanet olarak hani dediklerin birinci, sel dedin. Birincisi evet. Çıktı. Depremler ne demişiz dedin. Kafadan birinci kehanetimize hı-hı. Demişiz ki Türkiye'de. Türkiye bizim yani 2012'de Türkiye'de neler bekliyor bizi demişiz. Türkiye'yi neler bekliyor demişiz. Evet. Demişiz ki doğuyla büyük bir sorunlar yaşayacağız. BDP ile işte AK Parti'nin arasında büyük bir gerginlik olacak. Doğu olan bir şehrimizde çok büyük bir saldırı falan sorunlar yaşanacak demişim. 35 kişi öldü. Ve bugün gün yüzüne çıkmış oldu bu kehanetim. Hı-hı. Bütün şu anda internet sitelerinde herkes medyum Mustafa Kılıç'ın kehanetleri dediği zaman hemen orada birçok site, web siteler ya da haber siteleri ilk demiş işte medyum Mustafa yine haklı çıktı. Ben demiştim yüzlerce insan olacak 2012 yılında. Doğuda. Yani 2011'i zaten çok hüzünlü girdik. 2011 yılını çok hüzünlü bitirdik. Çok erken bir ölüm, değil mi? Evet. Kıvırcık Ali'ye bugün anma günümüz.
Çok ne kadar, aslında çok kısa bir süre ama evet. Bir yıl gibi bir süre geçti üzerinden. Bir yıl üzerinden. Geçti ama çok üzülmüştür. Hakikaten evet, evet çok erken bir ölüm oldu. Talihsiz bir arıyoruz. Kaza oldu. Saygıyla, sevgiyle anıyoruz, evet, rahmetle evet. Anıyoruz kendisini. Kesinlikle. Ondan böyle bugün böyle birazcık bir içimde bir burukluk var. Çünkü dünkü konuklarımla da bunu konuştuk Mustafa'cığım. Bizler, sen de sanat camiasındasın. Bizler sanata emek veren insanları halk olarak evet, aslında doğrudur. Bazı şeylerin değerini, sanatın ve sanatçının değerini onların kaybından sonra bizler daha iyi hissediyoruz değil mi? Daha iyi. Azer Bülbül öldü. Bütün şarkıları, duyulmamış şarkıları radyolarda evet. Çalındı değil mi? Klipleri dönmeye başladı. Bu anlamda neler söyleyeceksin? Senin Azer Bülbül'le ilgili ve Kıvırcık Ali'yle ilgili hani böyle bir iddian oldu mu? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bireysel olarak baktığımızda. Kıvırcık Ali ile çok haşır neşir olamadım. Nur içinde yatsın. Çok da sevdiğim bir insandı. Hı hı. Ama Azer Bülbül arkadaşımdı. Ona çok üzüldüm. Oh. Bizim birkaç tane anımız vardı. Hı hı. Ve ben gerçekten şu anda hı hı. Yani duygulandım bunları anlattığın için. Hı hı. Rahmetle anıyoruz kendisini. Allah annesine babasına sabırlık versin ve aile dostlarına ve tabii. Sevenlerine ve hayranlarına. Amin. Bana göre büyük bir ekol. Yani bir yıldız daha kaydı yani bizim hı hı. Türkiye'den. Düşüncelerimi ben gelince şöyle. Ben zaten yeteri kadar ters tepki alıyorum birisi öleceğini söylersem. Hı hı. O yüzden söylemez oldum artık. Kehanetlerimi yaparken yani sanatçılarımızdan şu ölecek ya da bu ölecek diye bir kehanet yapmıyorum artık. Gonca'cığım senin öyle bir hissin var mı? Hani altıncı his diyoruz ya. Böyle bir hani bazen olur ya. Rüyasını görürüz. Ondan sonra ya bir şeyler içime doğuyor benim. Hani bugün kötü bir şey olacak gibi. Böyle bir hissin var mı? Doğuyor bazen evet. Yani. Sende de mi var altın cesizlikten diye evet. Demek ki. Yani evet, hissediyor doğru. Musun tabii bazı yani. Şeyler mesela başına gelecekler. Evet, ya ben bunu rüyasını bazen. Görmüştüm önceden. Evet hatırlıyorsun o olayı yaşıyorsun. Hani sanki rüyanda görmüş gibisin. Ya yaşıyorsun. Diyorum ben bu rüyayı iyi gördüm. Yani rüyanda ya. Görüyorsun Mustafa'cığım evet. Aslında bu da özel bir yetenek değil mi? Rüyasını özel. Görüp arkasından tabii. Bunu yaşamak değil şimdi mi? Şimdi bir de bunu şey haline getirmek önemli. Yani kehanet haline getirmek ve sıralamak hı-hı. Önemlidir. Hani bir tane görürsün 40 yılın başında hı-hı. Onu da söyleyemezsin. Şuranda evet. Kalır. Söylemediğin zaman keşke ben bunu biliyordum hı-hı. Söyleseydim olay yaratırsın. Evet öyle oluyor. Bu tür şeyler biraz taşımak lazımdır. Ve ben bunları taşıdığım için zaten gündemde olan bir insanım. Hı-hı. Hani ben... Birisi diyor ki benim hakkımda kehanet yapar mısın? Bu dedim yani öyle bir iş değil yani böyle ayaküstü pilav yemeye benzemez. Değil i̇şte, mi? Evet. Bunun için yoldan biraz... çevirip var mı böyle? Çok. Hayranlarım olsun. Tamam falan konuşacağız sana. Bunları. Güzeller güzel Ayla da stüdyomuza geldi. Hazır nazır bir şekilde parıl parıl parlıyor. Şöyle ben stüdyomu almak istiyorum. Ailecim hoş geldin. Şöyle alayım ben seni. Hoş geldin canım. Seni hemen şöyle bir yerine alayım. Şöyle bir otur, ondan sonra hemen şarkıyla şöyle bir start verelim. Güzel şarkınla. Hoş geldin. Merhaba. Tekrar. Merhaba Hayracığım. Merhaba. Sen nasılsın? Gayet şıksın böyle parıl parıl parlıyorsun ya hakikaten. Kemer maşallah. De sen değil mi? Sen Mustafa niye bakmıyorsun öyle? Maşallah. Niye bakmıyorsun? Bey birazdan falıma bakacak, onun için parlak şeylere bak. Öyle mi? Biz iyi bir dostuz. Evet. Birbirimizi çok severiz. Evet. Arada bir gerçekten geceleri müzik eğlence programlarına da beraber gideriz Ayla'yla. Ben mutluyum. Şimdi konuklarım tam olduğuna göre şimdi masamın değerlendirmesini alabilirim. Ailecim masamı nasıl buldun? Gonca'cığım nasıl buldun masamı? Olmazsa olmazınız var mıdır kahvaltı masanızda? Bir eksik var mı? Şimdi değerlendirme alacağım sizden. Çayım Mustafa'cığım. Soğudu. Çay mı soğuk? Çayım soğudu. İç ama çay tabii ki içilmezse tamam. Soğur tabii. Peki içeyim de şekersiz içemediğim için. Bak orada şeker. Aylacığım şeker aldım. Sevgili ben. Kameraman arkadaşlarım bak ne kadar güzel çekiyorlar yakından şöyle zeytinimi, evet, peynirimi. Kahvaltı masanızda olmazsa olmazınız var mı? Benim var. Ne? Mesela biber turşusu. Biber turşusu. Çok ilginç. Çok zeytinyağı ilginç. Zeytinyağı içine keseceksin böyle onu. İçine hı-hı. Zeytinyağı koyacaksın. Bundan sonra bir daha hayatta vazgeçemezsin Yeliz'ciğim. Ya evet. Tamam bundan sonra sabah kahvaltı. Bize kahvaltı. Özgü bir yemek. Bize özgü bir şeydir bu. Tamam. Hatay'a özgü. Evet. Hatay. Hatay'dan bugün SMS bekliyorum. Tabii. Fanlarından, hayranlarından sorular bekliyorum. SMS bekliyorum. Bir çay takımı seti hediyemiz olacak. Her zaman söylüyoruz. Bugün de söyleyelim. Bilgisayar otomatik tarıyor. Evet. SMS gönderen bir izleyicimiz de şanslı, talihli izleyicimiz oluyor. Çay takımı seti
şirketini oraya gönderiyoruz. Ne yapıyoruz? Ekin yazıyoruz büyük harflerle, boşluk bırakıyoruz. Mesajımızı yazıyoruz. Adımızı, soyadımızı, elimizi ve telefon numaramızı yazdıktan sonra 3929'a gönderiyoruz. Ayrıca kaç veriyorsun? Değerlendirme olarak 10 üzerinden kahvaltı masama. Müthiş olmuş ama gerçekten güzel bir sofra olmuş. Yumurta yok. bugün çok eksiğim var demek ki yumurta. Bir de domatesin tuzu yok. Aman efendim siz belki tuzsuz diyorsunuz diye yani. Bakın orada tuzlarımız var. Gözünüzün üzerinde de kaşınız var. Kadarcık da var. Yani şey yapıyormuşuz. Yani artık bir şey çıkaracağız ya. Yani. Bir... Vallahi kendi ellerimle hazırlıyorum. Gerçekten. İnanmayanlar krem peynir ne yok? Vallahi. Krem peynir. Mustafa'cığım. Tamam bir dahaki sefere inşallah bak çok mahcup oldum seninizden. Çok mahcup ettim benim için. Ya şaka yapıyoruz tabii ki. Arkadaşlar gerçekten. Allah ne verdiyse şimdi. Misafir umduğunu değil buldun yani. Zaten bu kadar güzel olması daha iyiydi. Yani şimdi yayında yiyemeyeceğiz. Vallahi krem peynirim. Vallahi Mustafa'cığım krem peynirimiz yok ama kaşar peynirimiz var. Çok taze, güzel. Taze. Yalnız bu sofra var. Kuruluyor böyle. Evet. Konuklar bundan bir şey yemeden geri mi gidebiliyor? Hayır yok. Yok yiyorlar canım. Olur mu öyle şey? Çoğunlukla zaten konuşmaktan yiyemiyorlar ama reklam aralarında konuklarım kahvaltılarını yapıyorlar. Canlı yayında da tabii ki yiyenler var. Seni çok sevdiğim için uğraşacağım biraz yani. Asıl ben seninle uğraşacağım bugün Mustafa. Bugün her şeyi konuşacağız. Bugün gizli kapaklı her şeyi konuşacağız. Başlaydı ama gün yüzüne çıkaran biriyimdir. Ha. Sen zararlı çıkabilirsin. Kiliçe maşalarını ortaya çıkartabilirim. Aa. Evet. Aa benim mi? Tabii herkesin. Benim. Aylanın da senin de. Bizim Gayel'in kili çamaşırımız yok. Kili çamaşırı yok. Benim çamaşırlarım hepsi temizdir yani. Şimdi şöyle bir şey var. Yani o zaman siz bu giyindiklerinizi çöpe mi atıyorsunuz sonra da? Yok yıkıyoruz. Demek varmış kili çamaşırınız. Ay Mustafa. Şöyle bir hanımlara ben dönmek istiyorum. Vallahi iyi oldu benim Gonca'cığım, için. Gonca'cığım biz bizeyiz zaten. Dedikodu yapıyoruz. Gonca'cığım burçlarla aran nasıl? İyi. Süper. Hangi burçsun? Çok güzel. İkizler. İkizler burcu. Özelliklerini taşıyor musun peki? Tabii oluyor. Yani ikizler burcunun özellikleri. İkizler burcunun biraz... özellikleri bayanlarda da erkeklerde de farklıdır. Şimdi ikizler burcu her şeyden önce kendinden emin bir karakterdir zaten. Yapacaklarını illaki ben yapacağım diye şartlandırır kendisini. Bazen ikilimde kalırlar. İkilimde evet. Kalmalarındaki sebep şudur. Evet. Bak bu ikizler burcunun çok önemli bir değişik yapıya da Venüs'ten geçmediği için ikizler bir takım sıkıntılar yaşarlar. Çünkü genelde Mars'a yakındır ikizler evet. burcu. Hı-hı. Mars'a yakın olduğu için Mars'la alakalı mesela 7. evinden geçtiğini düşünürsek ikizler burcunda mesela şey düşünürsün. Ben bugün acaba çok mu kendimden eminim diye düşünürsün. Ondan sonra ikinci bir kişiyle girdiğin zaman ikizlerde öyle bir şey vardı. Yok ya dersin ben bugün çok pasval ve rahatsız biriyim diyebilirsin. Evet, öyle bir burçtur ikizler burcu. Aileciğim senin burcun ne? Terazi. Zaten şaşırmadım. Yükselenim terazi. Şaşırmadık yani. Yükselenim terazi. Bir dakika. Terazinin özellikleri. Çok var saymakla bitmez. Ben bildiğim kadarıyla yani özelliklerini taşıyorum. Güzellik gezegenidir. Evet güzelliktir. Venüs'tür gezegeni. Çok sosyaldir. Ben söyleyemeyecektim yani. Aynen. Güzellik gezegenidir. Tanıyor musun hepsini? Ben en büyük özelliği kararsızlığını taşıyorum. Kararsızlık. Sosyallik? Çok sosyaldir. Çok, kesinlikle çok doğru. Büyük bakın size vardır. Biraz sıralayayım. Evde duramaz evcimen değildir mesela. Sıralayayım ben size biraz. Terazi burcunun özelliklerini sıralayayım. Terazi burcu bir kere her şeyden önce çok takıntılıdır. Takar. İkincisi güzelliğinden kesinlikle kimseye ödün vermez. Bir ikincisi çok güzelliğine düşkünlerdir. Hani şunu da giysem. Ay zaten aileciğim böyle evet, sorun güzelliğine düşkünler. Ben biliyorum çok iyi biliyorum çünkü benim başımda var bir tane terazi. Eşi terazi. Canan Hanım tabii ki. Canancığım da çok güzeldir, çok güzel akalındır, evet. Çok bakımlıdır, evet. Takısıyla tokasıyla şıktır evet, yani. Çok hani kendisi. Rüküş bir gün görmedim ben. Rüküş hakikaten. Olamaz zaten. Neden terazi? Acaba şuramda Hı-hı. da bir şey var mı bu şöyle mi? Bir tane daha acaba şurama bir şey mi taksam ya da saçımda şu mu olsa diye çok takarlar. Güzelliklerine çok takarlar. Akrepte mesela Mustafa'cığım ben de çocukluğumdan beri böyle... pullara ondan sonra böyle taşlara merakım var. İşte akrep her burcunun tipik pahalı. Özelliklerinden biridir. Yani tipik bir akrepmişsin. Bak şimdi akrep ikiye ayrılır. Bir tanesi hin olur böyle. Bir tanesiyle mesela konuştuğu zaman falan der. Acaba bu düşündüğümün tersi mi der falan. Kötü niyet besler o an ona. Anladın mı akrep? Diğer sen tipiksin. Yani işte pul koleksiyonuna, para koleksiyonuna falan bilmem taş koleksiyonu bilmem
değişik değişik şeyler. Mendil koleksiyonum var. Aynen benim. İşte bu mendil. Bu daha değişik tipi. Farklı böyle. O zaman sen ayın 15'ten önce mi doğdun? 18'imde. Ha, sonra doğdun. 18. İkinci evre. Evet, ikinci evrene girer o. Tamam, o zaman. O zaman şöyle...